Narin bireysel bir trajedi değil ülkemizde. Narin gibi yüzlerce çocuk ülkemizde kayıp. Kadınlar ve çocuklar ayrı değil. Onlara uygulanan politika da ayrı değil. Kadınlar ve çocuklara uygulanan şiddet, uygulanan bakış açısı ve gericilik farklı konular değil. Hepsi bütünlüklü konular. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. AKP iktidarından önce de kadına yönelik, çocuğa yönelik şiddet vardı. Ama o dönem gericilik bu kadar hakim değildi. Çalışan kadın, sokağa çıkan kadın, ailesindeki istismara şiddete karşı çıkacak kadındır. Okuyan, sorgulayan kadın, çalışma koşullarına karşı çıkıp sendikalaşacak kadındır. Seçimlerde milletvekili, belediye başkanı, muhtar adayı olarak karşımıza çıkacak kadındır. İşte gerici düzen, AKP iktidarı bunu istemiyor. Bu nedenle de tecavüzleri engellemiyor, cinayetleri engellemiyor, şiddeti engellemiyor. Çünkü yarattığı korku imparatorluğu sayesinde kadınlar ve çocuklar evlere daha fazla hapsoluyorlar. Bakın Narin 10 gündür bulunamıyor. Eminim binlerce evde, milyonlarca evde anneler çocuklarını daha fazla eve hapsetmişlerdir korkudan. Narin bulunamıyorsa bizim çocuk da bulunamaz diye. Bir de kadın cinayetleri açısından da kadınlar da o korkuyla sokağa çıkamıyorlar. İktidarın, devlet aygıtlarının, idari kurumların haberi olmasına rağmen bu insanlar tutuklanmadığı gibi takipsizlik kararıyla soruşturmalar sürdürülüyor. Oysa ki ülkemizde bugün 3 kişi bir araya geldiğinde örgütten yargılanırken ya da yoksulluktan, ekonomiden bahseden insanlar tutuklanırken, aylarca tutuklu kalırken ya da Tayyip Bey'e hakaret eden herhangi biri günlerce cezaevinde kalırken silahlı bir şekilde saldıran bir örgüt hemen tahliye edilebiliyor ya da haklarına takipsizlik kararı veriliyor. Bu da iktidarın bu İslamcı örgütleri beslediğini, güçlendirdiğini, yapılan eylemleri de desteklediğini gösteriyor. İşte bu nedenle de biz kadınların, erkeklerin, modern insanların, çocukların yaşam alanlarına müdahale eden bu tavrı, bu eylemleri, gerici baskıları kabul etmiyoruz. AKP iktidarı döneminde asla kadın ve çocuğa yönelik istismar, taciz, şiddet, ihmal ya da ortaya çıkarılan güvensiz ve sağlıksız yaşam alanlarından dolayı AKP iktidarının umurunda olmadı. Çünkü AKP insana ve hayvana değer vermeyen bir iktidar. AKP iktidarının şu an tek önemsediği şey ailenin kutsal yapısı. Kapalı bir toplum yaratmak istiyor. AKP iktidara geldiği andan itibaren tarikat ve cemaatleri toplumun, devletin saç ayakları olan hukuk alanına, yargı sistemine, sağlık alanına, eğitim alanlarına, tüm kurumlara tarikat ve cemaatleri yaydı. Tarikat ve cemaatlerin yaygınlaşmasını, güçlenmesini, kadrolaşmasını sağladı. AKP kendi varlığını yarattığı bu cemaatleşen, cemaatlere ve tarikatlara bağlı toplumla sürdürebiliyor. Bu nedenle de eve hapsolmuş kadın, eve hapsolmuş çocuk ya da eğitim almayan, okula gitmeyen, sanayide çalışan çocuk AKP iktidarının işine daha fazla geliyor. Okula gitmeyen, imam hatiplerde sadece din dersi öğrenen, matematik bilmeyen, Türkçe bilmeyen, edebiyat bilmeyen, sorgulamayı bilmeyen, insana, hayvana bakmayı bilmeyen, doğayı sevmeyen insanlar yaratmak, istedikleri böyle bir nesil yaratmak. İşte bu nesil sorgulamadan istedikleri yere saldıracak nesil, istedikleri kadar vahşete sebep olacak bir nesil yaratmak istiyorlar. Kendileri için yoksul bir asker ordusu, IŞİD ordusu yaratmak istiyorlar. 2016'dan 2018'e kadar 104 bin çocuk kayıp. Bu istatiksel, devletin sunduğu istatiksel bir veri. 2018'den bugüne kadar, yani 6 yıldır bu ülkede maalesef hiçbir iktidar kaybolan çocuklara dair istatiksel veri yayınlamadı. Aynı zamanda istismar mağduru, ihmal edilmiş, taciz edilmiş, diğer çocuklar hakkında da istatistiksel veri açıklamadı. İktidarın bu yönde böyle veriler açıklamamasının en önemli sebeplerinden biri bizce sistematiksel olarak çözümlerinin, politik olarak çözümlerinin ve çabalarının olmadığını gösteriyor. Narin bugün tek kaybolan çocuk değil ama 10 gündür bu ülkede Narin gibi 8 yaşında küçücük bir kızın kaybolması ve devlet idari kurumlarının 10 gündür bu çocuğu bulamaması, yaşıyor ya da ölü bir şekilde dahi bulamıyor olması bizce devlet idari kurumlarında yetersizliğini ve çaresizliğini, kötü
yönün olumsuz anlamda çaresizliğini gösteriyor. Kadın cinayetlerine de devlet, iktidar yıllardır istatistiksel veri söylemiyor, belirtmiyor. Bakın bir örnek vereyim. 2009 yılında Adalet Bakanı tarafından 2002 ile 2009 yılı arasında kadın cinayetlerinin %1400 arttığını dair bir açıklama yaptı. O zaman öyle büyük bir kamuoyu oluştu ki düşünebiliyor musunuz? 2002 yılıyla 2009 yılı arasında kadın cinayeti %1400 artmış. Yani AKP'nin iktidara geldiği andan 7 yıl sonraya kadar. Kamuoyu büyük tepki oluşturunca ve devlet bu cinayetleri önleyemediğine, sorumluluğunun olduğunu bu istatistiksel veriyle anladığı zaman bir daha da kadın cinayetleriyle ilgili hiçbir istatistiksel veri açıklamadı. Çünkü AKP iktidara geldiğinden beridir kadın cinayetleri bu kadar artmışken sorumluluğunu neden yeniden istatistiksel veriler açıklayarak kabul etsin ki ya da sorumluluğunu ortaya çıkarsın. Halka bunu göstermek istemiyor. Tek bir muhalefet çok güçlü, o da kadın muhalefeti. Kadınlar ülkemizin doğusunda da batısında da çok güçlüler. Kadınlar gerçekten bu ülkede son AKP iktidarı döneminde dahi hiç yılmadılar. Birlikte mücadele etmeyi sürdürdüler. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak biz ta uzaklardan kalkıp bugün Narin için Diyarbakır'a geldiysek bu bir örnek. Birlik ve beraberlik olmak için, birlikte mücadele edip iktidara, gericiliğe boyun eğmemek için bir örnekti. Ama bu örneği bize zaten halkımız çok fazla gösteriyor. Tüm kadın ve erkekler yıllardır mücadele ediyorlar. Ama biz kadınlar bu mücadele çok önemli öncülükler ettik. Bu nedenle biz yine mücadelemizi hep beraber yapmalıyız. Doğu ve Batı bir olarak, kadın ve erkek birlikte hareket ederek, çocuklarımızın ellerinden tutarak, sivil toplum örgütlerinde, siyasi partilerde örgütlenerek bunları yapmalıyız. Ve şiddete boyun eğmediğimiz sürece emin olun bu günler geçecek.